Merhabalar. Kahvaltılarınız için 5 dakikada hazırlayabileceğiniz ve görüntülerden de anlaşılacağı üzere lezzet ötesi bir tarife ne dersiniz? Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tarifimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Öncelikle işe bazlamalarda kullanacağımız kaşar peynirini rendelemekle başlıyoruz. Kaşar peynirini istediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Ancak orta boy bir bazlama için 100-150 gram fazlasıyla yeterli olacaktır. Şimdi rendelediğim kaşarların bir kısmını ufak bir karıştırma kabına alıyorum. Bir kısmını da başka bir kaba aktarıyorum. Tabi ufak aşırmaları da hesap etmeyi unutmayın. 2 küçük kase alıyorum ve 2 adet yumurtanın sarısını beyazından ayırıyorum. Yumurtaların beyazını karıştırma kabına aldığım kaşar peynirlerinin üzerine döküyorum. Ve bir çatal yardımıyla iyice karıştırıyorum. Şimdi sıra geldi bazlamalarımıza. Şöyle orta boy 2 adet bazlama aldım. Bazlamanın kabuk kısmını kenarından 1-1,5 cm içeride olacak şekilde bıçak yardımıyla kesiyorum. Bıçak kesiklerini bazlamanın tabanına kadar ilerletmiyoruz. Yarı kısmında duruyoruz. Ve bu şekilde yine bazlamanın iç kısmıyla birlikte yarısını çıkarıyoruz. Daha sonra hazırladığım peynir ve yumurta karışımını bazlamanın boş kısmına döküyorum ve çatal yardımıyla her tarafına dağıtıyorum. İlk önce sucuklu bazlamayla başlıyorum. Bunun için ufak bir parça sucuk yeterli olacaktır. Ortadan ikiye böldüğüm sucuğu yarım ay şeklinde ince ince doğruyorum. Daha sonra bazlamaların peynirli kısmına sıra halinde yerleştiriyorum. Son olarak bıçağın ucuyla kopardım. 3-4 parça tereyağını bazlamanın üzerine dağıtıyorum. Böylece ilk bazlamayı hazırlamış oldum. Sıra geldi ikinci bazlamaya. İlk bazlamada olduğu gibi yine aynı işlemleri uyguluyorum. Bazlamamızın 1-1,5 cm içerisinden kabuk kısmını kesiyoruz ve içiyle birlikte yarısını çıkarıyoruz. Kalan kaşar peynirlerimizi yine karıştırma kabına alıyoruz. 2 adet daha yumurtanın sarısını beyazına ayırıp beyaz kısmını kaşar peynirlerinin üzerine döküyoruz. Ve karıştırdıktan sonra bazlamamızın boşluk çukur kısmına döküyoruz. İkinci bazlamam için kavurma kullanıyorum. Ufak bir parça kavurmayı öncesinde küp küp doğruyorum. Ve bazlamamın üzerine eşit şekilde dağıtıyorum. Ve böylece ikinci bazlamamı da hazırlamış oldum. Eğer kavurmalarınız çok yağlı ise ekstra yağ eklemeyebilirsiniz. Ancak ben kavurmalı bazlamaya da birkaç parça tereyağı ekleyeceğim. Fırın tepsisine aldığım bazlamalarım artık fırına gitmek için hazırlar. Bazlamalarımı kaşar peynirleri eriyene kadar fırında tutuyorum. Daha sonra sıcak sıcak servis tepsisine aldığım bazlamaların hemen üzerlerine yumurta sarılarını döküyorum. Ben az pişmiş sevdiğim için yumurta sarılarını döktükten sonra tekrar fırına vermeyeceğim. Bazlamaların sıcağıyla pişmesi benim için yeterli olacak. Ama siz isterseniz bir miktar da yumurta sarılarını pişirmek için fırında tutabilirsiniz. Son olarak bazlamalarımızın lezzetine lezzet, kalorisine kalori katıyoruz ve kenarlarını da bir miktar yağlıyoruz. Biz çekim bahanesiyle bazlamalarımızı sıcak sıcak soğutmadan yemeye başladık bile. Çok canınız istemediyse videonun sonuna kadar izleyin derim. Efendim, bugünlük de bizden bu kadar. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Afiyet olsun. Buraya kadar geldiyseniz videomuzu beğenmeyi ve tarifimizle ilgili düşüncelerinizi, sorularınızı yorum kısmında iletmeyi unutmayın. Tariflerimizden haberdar olmak isteyen herkesi kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.